Arkadaşlar herkese merhaba. Size Ege ile Akdeniz'in buluştuğu noktadan Gökova'dan çok güzel bir video hazırladım. Geçtiğimiz ay bu koronavirüsü patlak vermeden öncesinde Gökova Körfezi tarafında bir faaliyet vardı. Ona katılmak durumundaydım. Gelmişken de bulunduğumuz bölgede çok güzel bir koy var. Buradan Ankara'daki akvaryum için birkaç tane deniz kestanesi, salyangoz, konç, hermit, deniz yıldızı, işte Çin şapkası dedikleri diğer midye türlerinden toplayabildiğim kadar bir şeyler toplamaya çalıştım. Bunlarla ilgili küçük bir video hazırladım size. Daha öncesinde İzmir'den bir arkadaşım göndermişti deniz kestanesi ama yaşatamamıştım. Bununla ilgili araştırma yaptım ve şunu öğrendim. Deniz kestanelerini sudan çıkarmadan kayadan almak gerekiyor arkadaşlar. O yüzden de bu video güzel bir örnek olacak sizin için. Kestaneyi bir kavanoza yaklaştırıp suyun içindeyken kavanoza almak gerekiyor. Böylelikle direncini kaybetmeden ki ben yaklaşık 750 kilometrelik yolculuk yaptım. Videonun devamında göreceksiniz. Bunları kovada bir gece beklettim. Arkasından 9 saatlik yolculuk vesaire derken yaklaşık 2 günlük süreçte hiçbir canlıyı kaybetmeden Ankara'daki akvaryuma getirebildim. Bakın bunlar çıkardığım şeyler. Yeşil bacaklı bir hermit denk geldi. İlk defa görüyorum. Genelde kahverengi olur bizim koylarımızda, kıyılarımızda. Akvaryumda denemek istedim ama sonrasında serbest bıraktım çünkü bu canlılar zararlı olabilirler mercanlarınıza. Bakın böyle bir ne diyorlar işte turşu bidonu diyeyim. Böyle bir bidonla bütün bir gece beklediler. Temiz bir su koydum akşam yatmadan önce. Ertesi gün sabah da yeniden sularını tazeledim. Sonrasında yolculuğumuz başladı. Bagajda bu şekilde sabitledim arabada. Bir bidon daha temiz su aldım. Ankara'da da akşam eve geldiğimde kovaya koydum. Fatih arkadaşım sağ olsun akvaryumu kapatmıştı. Onun Tunz 9004'ü ile güzel bir temizlik yaptık kovada. Sabaha kadar böyle bir çalıştı protein toplayıcı. Ertesi gün akvaryumun ufak bir değişiklik yaptık dizaynında yerinde iş dolayısıyla. Bu süre zarfında bu şekilde bu kovanın içinde beklediler ve hiçbir şey olmadı hiçbirine. 5-6 tane yılan deniz yıldızı var. Bir tane küçük yengeçim var. Zararlı olduğunu biliyorum ama gene de koydum. Daha sonrasında küçük olan deniz kestanelerini Fatih'in nano akvaryumuna koyduk. Fatih daha önce bu akvaryumda Bangay Kardinal üretmişti. Ne yazık ki yavruları yaşatamadık ama ilerleyen dönemde yeniden deneyeceğiz inşallah. Diğer canlılar akvaryuma yerleştiğinde gayet keyifliler ve çok başarılı sonuçlar aldım arkadaşlar. Sakal yosun derdim bir anda sona erdi. Şu anda da akvaryumun su değerleri oldukça iyi seviyede. Bir sonraki videoda da bununla ilgili bir şeyler hazırlamaya çalışacağım. Aklınıza takılan bir şey olursa aşağıdan yazın lütfen. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. İyi seyirler.